Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 7. sınıflar Türkçe dersimizle ilgili 1. dönem 1. örnek sınav soruları ve cevaplarını yapacağız. Kanalımızda 7. sınıflara ait diğer derslerimizin içeriklerini de izleyebilirsiniz. 1. sorumuza başlayalım. Uçun kuşlar uçun doğduğum yere. Şimdi dağlarında mor sümbül vardır. Ormanlar koynunda bir serin dere. Dikenler içinde sarı gül vardır. O çay ağır akar yorgun mu bilmem Mehtabı hasta mı, solgun mu bilmem. Yastı gelin gibi mahzun mu bilmem. Yüce dağ başında siyah tül vardır. Bu şiirde yer alan bazı sözcüklerin anlamı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu sözcükleri metinden bularak anlamlarını karşısına yazınız diyor. Bu şekilde şiirler ya da metinler verilip içerisinden bazı kelimeler anlamları sorulacak elbet. Sümbül nedir? Zambakillerden soğan üretilen keskin kukulu ve türlü renkli çok yıllık bir süs bitkisi diye yazabilirsiniz. Mahzun demek üzgün demektir. Dere çaydan küçük yazın kuruyan veya suyu azalan küçük akarsulara dere denir. Tül ise çok ince gezenekli pamuk, ipeksi veya sentlik dokumadır. İşte evlerindeki tül perdeleri aklınıza gelebilir. Evet bu şekilde sorularımıza cevapları bilmek için kelime hazinemizin biraz gelişmesi lazım. Bol bol kitap okuyup sözlüklerin anlamlarına bakacağız. İkinci sorumuz. Babam nasıl olsa işleri yoluna koyardı. Babamın yüzü gülmüştü ya. Ötesinin önemi yoktu. Sanki kendi yerine bisikleti bırakıp da o, o da çekip gitmişti. Pencereden akşamın sokakları kaplayan karanlığına dalıp gitti. Yukarıdaki metinde yer alan deyimleri bularak alttan çizdiğiniz bulduğunuz deyimleri ve anlamını tahmin ederek aşağı yazınız şeklinde. Yine bu şekilde metin ya da şiir verilip deyimlerinizi yazın denir. Yoluna koymak, istenilen biçime getirmek, düzene koymak anlamındadır. Hani babam nasıl olsa işleri yoluna koyardı diyor ya. İstenilen biçime getirmektir. Yüzü gülmek ise sevinci yüzünden belli olmak, feraha kavuşmak demektir. Çekip gitmek, bırakıp gitmek, ayrılmak, savaşmak demektir. Savuşmak. Dalıp gitmekse bir düşünce veya hayal ile bulunduğu ortamdan uzaklaşmak. Sınıfta bazen ne yapıyorsunuz? Dalıp gidiyorsunuz. Üçüncü sorumuz aşağıdaki cümlede bulunan çekimli fiilleri tespit ederek tabloya örnekteki gibi uygun şekilde doldurunuz diyor. Şimdi bankaya para çekmeye gideceğim. da fiilimiz nedir? Mac eki kalan gideceğim. Haber kipidir. Gelecek zaman bildiriyor. Bu lokantanın yemeklerini pek sevdim. Bakın sevdim. Haber kipi görülen geçmiş zamandır. Anlama kabiliyeti için bol bol okumalıyız. Okumalıyız. Dilek kipi de gerekli kipi. Erken yatmasına rağmen sabah erken kalkamamış. Kalkamamış. Haber kipi duyulan geçmiş zaman. Hafta sonu Yasinlerle pikniğe gidelim. Gidelim. Dilek kipi de kipidir. Erken uyanabilmek için bu gece erken yatın. Yatın. Dilek kipi. Emir kipi. Genellikle fiillerimiz cüm, anlamlı cümlelerde daha doğrusu devrik olmayan cümlelerde kuralı cümlelerde sonda olur. Sonlara bakın. Sonuna mekmak geliyorsa yatır mesela yatmak. O fiildir. Burada ne yapacaksınız? O fiilleri buraya yazacaksınız. Haber kipi Dilek kipi Onu tespit edeceksiniz. Aşağıdaki cümlelerde altı esir fiillerin anlam özelliklerini tabloda belirten yere örnekte gibi yazınız. Anlam özellikleri. Hizmetli personel yerledik plastik atıkları topladı nedir? İş, kılıç fiili, toplamak, bir iş yapmak. Üzüntüden Cemal dedenin saçları bir anda beyazladı. Bak beyazlama oluş. Kör olasıca kadın zavallı çocuğa sopayla vurdu. Durum fiili. Ağaçtan düşen çocuğun kolu morardı. Oluş fiili. Yeni aldığımız kaza hemen giymiş. Bakın iş, kılıç fiili. Doğan her güneşte seni düşünürüm. Durum fiili. Yine fiillerimiz genellikle sonda olur. Siz iş, oluş, kılıç hangisi ise onları yazacaksınız. 5-6-7-8 şiirimize göre olacak bakalım şiirimizde ne diyor. Bir dünya düşünürüm ilk günden beri açılmış da masallar gülü hırsın kinin kapısı kapanmış yüzlerdeki gülümseme çocuksu gözlerde sevginin ışığı yanmış bir dünya düşünürüm ülküsü kardeşlik yaşlar korkusuz çocuklar mutlu ve yaşatan sevinçler için yarışta gençlik o güzelim dünya ki yüzyıllardır bütün altın kalplerce arzulanmış. Bu şekilde şiirimiz ya da metnimiz verildiği zaman ilk önce konusu sorulur. Burada şiirin konusu umutlu olmaktır. Bir dünya düşünürüm diyor ya hayal kuruyor umutluluğunu anlatıyor. Ya umutsuzsunuz ya umutsuzsunuz. Yukarıdaki şiirin ana duygusu nedir o zaman? Şiirin ana duygusu kötülüklerin olmadığı, mutluluk dolu bir dünya isteği. Yukarıdaki şeyden hareketle dünyanın hiçbir yerinde savaşların olmaması, kötülüklerin solunması neler yapılabilir? Düşünceleriniz yazınız. Buraya siz istediğinizi yazabilirsiniz mantıklı olarak. Mesela savaş demek yıkım demektir, kirlilik demektir, tahrip olmuş yıkılmış binalar, fakirleşme, ölen çocuklar, kadınlar demektir diye yorumlar yapabilirsiniz. Yapılan araştırmalara göre Yunus Emre'nin şiirlerinin toplandığı divan ölümünden 70 yıl sonra düzenlenmiştir. Anadolu'da Yunus Emre adını taşıyan ve Yunus Emre'den çok sonraları yaşamış başka şairlerin yapıtlarıyla karışan şiirlerinin bir bölümü dil incelemeleri net sonunda titizlikle ayıklanmıştır. Böylece 357 şiirin onun olduğu konusunda görüş birliğine varılmıştır. Yine Yunus Emre adını taşıyan ve başka şairlerin elinden çıktığı ileri 310 şiir daha başarıyla değerlenmiştir diyor. Yukarıdaki parat yer alan öznel ve nesnel yargıları tespit ederek birer tanesi yazınız. Şimdi öznel yargı nedir? Sana göre, bana göre, iyi, doğru, yanlış falan. Bunlar herkes tarafından kabul edilmez. Peki nesnel yargı nedir? Herkes tarafından kabul edilen. Mesela Anadolu'da Yunus Emre taşıyan Yunus Emre'den çok sonraları yaz, yaşamış başka şairlerin yapıtlarıyla karışan şiirlerin bir bölümü dil incelemeleri sonunda titizlikle ayıklanmıştır. Yine Yunus Emre adını taşıyan ve başka şairlerin elinden çıktığı ileri sürülen 310 şiir daha başarıyla derlenmiştir. Şimdi bunların ispatlaması zor. Ona göre öyle ama başkasına göre öyle olmayabilir. Peki nesne yargı ne olacak? Yapılan araştırmalara göre Yunus Emre'nin şiirlerin toplandığı divan ölümünden 70 yıl sonra düzenlenmiştir. Böylece 357 şiirin onun olduğu konuda görüş birliğine varıldı. Bu ispatlanabilir mi? Evet ispatlanabilir. O zaman bu nesneldir. Bugün hava çok bulutlu. Nesnel mi öznel mi? Evet yorumları yazın bakalım. Bugün hava çok bulutlu. Gene bir eski özlemidir gidiyor. Yeniye kötü kötü bakıyorlar. Anlamı yokmuş, güzel değilmiş. Düşünmekten, çalışmaktan kaçınan kimselerin ne yaptıklarını bilmeden ortaya attıkları şeylermiş. Geçmişin büyük eserlerini inceleyip de onlardan örnek almalıymışız. Oysa ki asıl yeni zordur. Yeninin anlamını anlamak, güzelliğini duymak zordur. Bu metinden hangi anlatım biçimi kullanılıyor? Nedeni bir yazınız. Burada tartışmacı bir anlatım var. Bakın eski ile yeniyi karşılaştırıyor değil mi burada? Çünkü yazar kendi doğrularını okurları ikna etmeye çalışmaktadır. Çünkü gene bir eski özlemidir diye başladığı için kendi görüşlerinin doğru olduğunu iddia ediyor. Ormanlar dünyamızın akciğerleri gibidir. Ağaç ve ormanın insan hayatına doğrudan ve dolaylı o kadar çok faydası vardır ki aklıma gelen birkaçını sıralayayım isterseniz. O zaman ne demek istediğimi daha iyi anlamış olursunuz. Tabiatın harika sessiz süpürgeler ormanlar yaratılmasaydı yaşadığımız dünya tozdan geçilmeyecekti. 1000 metrekare ladin ormanı yılda 32 ton, kayın ormanı 68 ton ve çam ormanı ise 30-40 ton tozu hüp diyemebilir ve havadaki zehirli gazları da filtreder. Bu metinden bu metnin düşünceyi geliştirme yolundan hangisine başvurulmuştur? Ne denebilir yazdınız? yazınız? Burada metnin düşünce geliştirme sayısal verilerden yararlanmış. Bakın 1000 metrekare, 32 ton, 68 ton, 30-40 ton diye. Çünkü metinde verilen sayısal veriler bunları desteklemektedir. Evet sevgili arkadaşlar Türkçe dersinden işlediğiniz konularla ilgili örnek bir sınav çalışması yaptık. Kanalımızda 7. sınıflara ait diğer derslerimizi izleyerek sınavlarınızı daha iyi çalışabilirsiniz. Şimdiden hepinize derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyoruz.